Başka dil de yok. Anlatamıyorsun. Adam üç tane kelimelik bir cümle kuruyor. Diğer ile çevirdiği zaman iki cümleyi çevirmek zorunda kalıyorsun. Mesela Fransızca'da iki türlü ırmak varmış. Bir tanesi denize akan ırmak, bir tanesi denize akmayan ırmak. Tamam. Şu mesela flow'a benziyor değil mi? Flow'a benziyor. Akar. Akar gibi bir şey herhalde bu. Ondan sonra bu da Fransızca bilen var mı? Fransızca okuyan var mı lisede? Çok az. Ne, nasıl okunuyor? Hocam Fransızca okumak çok zor. Neler okunuyor? Neler mi okunuyor? Bilmiyorum. Çok zor. Öyle futbol ismi yok mu? Ne abi dedim ben. Yani bir yer okuyor. Zeytinyağı. Ne? Anla bir daha söyle. Ama aptaki flow'a benziyor. Aptaki flow'a benziyor. Üstteki de rimine benziyor. Bence rime... Sonra Berlin'e biten ne vardı ya? Fransa'da sonra Berlin'e biten şey çok. Ben hatırlıyorum böyle bir şartlarda falan filan geçiyor. Türkçe'ye benziyor falan filan diyorlar ya Fransızca. Duydunuz mu çoğunu? Türkçe'nin okunuşu Fransızca'ya benziyor falan filan diyorlar. Sen bunu söylemiyorsunuz. Söylemiyorum. Hayır benziyor, baya benziyor. Biz onlardan almışız. Evet. Çünkü onun için de 1890'larda falan Türkçe'yi Fransızca'ya benzetmek için baya baya bir şey yapılmış. Türkçe'yi çevirmiş mesela. Harflerin sonuna gelen D'leri T yapmışlar mesela. Ahmet değil Ahmet, işte Mehmet değil Mehmet esasında. D onların hepsi. Arapçada sonra D ile bitiyor. Onların hepsini T'ye falan filan çevirmişler. R'leri falan sert olması da bizde bence ondan. R'leri o kadar Anadolu şeyler, şiveleri de o kadar sert değil. Fransızlardan geliyor bence o. Başka ne var? Zaten istiyon, istiyon falan filan gibi hikayeler olduğu gibi. Başka uydurma ekler de var ne? Sal, sal seleki değil mi? O da doğrudan Fransızca'dan alma. Benzediği falan filan yok. Yapayca bir ittirme var oraya benzetilmeye çalışılır. Çünkü 1800'lerin sonunda yani, işte konuşmamızın Fransızca'ya benzemesi falan filan gibi şeylerimiz varmış. Tamam, diller arasında böyle leksikon şeyler var, yerler var. Almanca'da bir tane kelime. Feeling good about another's pain. Şeden, şeden frade. Bunu okuyabiliyorum ben çünkü 6 senelik Almanca şeyim var. Bilmiyorum ama okuyabiliyorum. Türkçe'de bunun karşılığı var mı? Feeling good about another's pain. Başkasının acısından haz alma. Ne? Sadist başkasına işkence yapan yani. Ama işte ondan zevk alacağım. İşkence yapmaktan zevk alıyor. Başkası acı çekmesen zevk alıyor. O yüzden zevk işkence yapıyor başkası. Ondan bir daha düşüyor. Hem Türkçe'de değil zaten sadist. Nereden buldun? Bilmiyorum. Tamam. Bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum bile. Japonca'da her dilin kendine bir kelimeler var, diğer dillere çevirince durumlar karışıyor. Şimdi şu güzel bir tane şey, Wakoi, yine Fransız bir adamın soyadı böyle, ne olduğunu da bilmiyorum. Vaki, tutturdun mu? Vaki'ye benziyor. Kimdi Fransızca okuyan sen miydin? Okusana şunu hocam. Hocam çok zor ya. Görmeden daha önce bana. Nasıl zor ya? Bir kelime daha önceden görmeden. Hayır görmeden çok. Q-O-I-S-U-S. Standart bir tane şey bayık gibi bir şey. Kova gibi bir şey. Vakü. Bence vakü. Vakü. Jest ek hocam. Jest bizdeki D gibi mesela. Hocam onlar Q demezler ya. Ben de Fransızlar. Ha? Q'yu çıkartmasa. Şey de çıkartıyorlar. Bence vakü diyorum. Sonra isim koymuyorsun. Ne okunur peki? Yani internette böyle boğazdan bir ses çıkartıyorlar. Olur, R'lerde çıkarıyorlar. Hocam, 4, Q-O-A-T-R-E diye yazılıyor. İS, sondaki İS okunmuyor. Paris'e paket diyorlar. Evet. Hocam, okusana. Ne diyor? Ben duymuyorum ki hiçbir şey. Duyamıyorum, vakua mı diyor? Vakua. Sonra seyirci yok. Tamam, böyle bir tane triangle. Adamın adının önemi yok. Adam demiş ki, bir dilden bir dile translation yapmanın demiş seviyeleri var demiş. En az seviyede direct translation. Kelimelerden kelimeleri attırmak. Tamam mı? Bu dilin kelimelerini alıyorsun, bu dilin kelimelerini oradan işte karşılığa yan yana koyuyorsun. Ondan sonra morfolojisini falan filan yaparsın da bu çeşit bir çeşit diyor. Translation'dır. Tahmin edebileceğiniz gibi bu çok iyi çalışmıyor.
direkt çarpış. Birinci seviye, cümleyi alıyorsun, parse ediyorsun. Artık parse dili var elinde, tamam mı? Bu parse diliye denk gelecek diğer dilin parse dilisini buluyorsun. Ondan sonra da aşağı şununla beraber yaparak hem parse dilisiyle beraber hem de direkt translation'la beraber işini yapabiliyorsun. Bu da çoğu zaman işe yaramıyor, yetmiyor yani yarıyor ama yetmiyor. Neden? Çünkü bir parse dilinin bir dildeki manası diğer dildeki manasına denk gelmeyebilir. Biraz sonra bunun örneklerine bakacağız. Daha üst seviye semantik yapıya bakıyorsun, manaya bakmaya başlıyorsun. Yani bir dilde iki farklı cümle aynı parse dilisini oluşturabilir. Manasına baktığın zaman o fiilin falan filan, şu dilde farklı iki parse dilisini denk gelebilir ondan. Onda semantik structure bize veriyor. En üst seviyede interlingua var. Interlingua. Interlingua denen bilgi temsil etme yöntemi. Diller üstü bir tane yöntem, dilden bağımsız. Günlük hayattaki olayları, işte matematiksel şeyler, her neyse, objeler arasındaki fiziksel bağları bu dili ifade edebiliyorsun. Interlingua denen icat edilmiş bir tane dil ya da knowledge presentation yöntemi. Bir tane yok, bunda da belki yüzlerce var. Hiçbiri de doğru düzgün çalışmıyor. O şekilde ifade ettikten sonra her şeyi yukarıda, ondan sonra tüm semantik yapısını, sintetik yapısını ve word yapısını da veriyorsun. Aşağı kadar oradan indirebiliyorsun. En üst seviye burası. Şuradaki çalışmalar var ama yetersiz. Aşağı doğru indikçe ayakların yerlere basmaya başlıyor. Daha somutlaşıyor. Ama bu aralarda kendi başına çeviri yapmak için yetersiz. Şuranın çok kuvvetli olması lazım. Tamam, bu 1990'dan önce hep bu triangle'ın etrafında dönüp dolaşılıp doğruyordu. Esas machine translation deyince insanların aklına bu geliyordu. Ne kadar yukarıda işini yaparsan o kadar sağlam machine translation yaparsın diyordu ve belli bir miktarda başarı sağlanmıştı. Ta ki ne çıkıncaya kadar? Ta ki burada bunun hemen yok, bunlara bakmamışız. Ta ki istatistiksel machine translation çıkıncaya kadar. İstatistik çıktığı zaman bu üçgen hemen hemen unutulmaya başlandı. Çünkü artık her şeyi istatistiğin çok daha başarılı olduğu falan görülmeye başlandı. Bunda her şey teker teker elle yapılıyordu. İşte diyorduk ki bu tri'nin karşılığı bu dilde budur. Bu tri'nin karşılığı bu dilde budur. Bu dilde esasında iki tane değişik mana çıkabiliyor. Şu manası geldiği zaman karşılığı bu manası geldiği zaman karşılığı bu gibi bir sürü elle yazılmış kurallar vardı. Ama onlar pek fazla genelleşmiyordu. Bir yere kadar gitmiyordu. Machine translation istatistikle beraber bu webin yaygınlaşıp elimizdeki online medyanın artmasıyla beraber çok daha kuvvetli olmaya başladı ve bugün kullandığımız hemen hemen tüm şeyler machine translation sistemi büyük oranda istatistiğe dayalı. Tamam, şu alt seviyedeki şeylere bakalım. Şu direkt transfer var diye birazcık ona bakalım. İlk önce bir morfolojik analizini yapıyorsunuz. Mary did slap the green bitch. Morfolojik analizini yaptık burada. İşte bunlar açık zaten. Fazla bunların hepsi kök halinde değil mi? Bir de şu dilinde şey var. Problem var. İşte do past. Do'nun past hali diyorsun bu. Morfolojik transferini yaptıktan sonra lexical transferini yapıyorsun. Mary diğer tarafa geçir. Bunu diğer tarafa geçir. Tamam mı? Ondan sonra şu slap şu dört kelimeye denk geliyor. Morfolojik transferini yaptım. Bakın son kelimelerini öğretmedim. O zaman green burada, the burada, which burada. Bunları yaptıktan sonra tabii sırasını kurdum, gördünüz mü? Yani Mary burada birinci sırada, which en sonuncu sırada. Sırasını kurdum ama İspanyolca'da bunların sırası aynı olmak zorunda değil. Bunları leksikal olarak reorder ediyorum. İspanyolca'da anlaşılan green which demiyorsun da which green diyorsun. Tersini söylüyorsun. Yeşil cadı değil de cadı yeşil diyorsun. Başkan Fransızca nasıl? Bilmem hocam. Almanca'yı da ben unuttum ama Almanca'da green which diyoruz herhalde. Blue. Ne? Aysin. Sanki sonda gibi. Ha, doğru. Neydi? Ne rojdu? Bir şey roj. Roj, kırmızı demek. Kırmızı demek bir şey roj. Bir ev, kırmızı evdi. Unuttum. Ne? Ha, o da sana giriyor. Yani öyle bir şeyden öyle. Green which demiyorsun, which green diyorsun. Tamam. Bunu yaptıktan sonra morphologic generation yapıyorsun. Hatırlıyorsunuz, siz de yaptınız morphologic generation değil mi? Kafanızdan siz morfinler uydurmuştunuz. Hatırladınız mı? Öyle de birinci ödevde.
Sonra onu şeye verdiniz, oturuyorlar verdiniz. O morphologic generation yapıp ortaya Türkçe sözcükler çıkarmıştı. İşte bundan morphologic generation yaptığınız zaman daha anlaşılan doğunun şeyi, master hali pastana koyduğunuz zaman bu oluyor. Tamam. Yok, pardon. Ha şu yok. Daha şu silahmış. Tamam, onun bir şey hikayesi. No, herhalde doğunun presentability line'ı. Böyle bir tane şey çıkıyor orada. İkinin birbirine yakın olduğu için cümleyi çok dikkatli seçmiş. Direkt transfer burada güzel bir şekilde çalışmış. Çalışmayabilir de ama. Static transfer nerede kullanılacak? Özellikle şu gibi dillerde. Subject, verb, object, object, subject, object, verb gibi dillerde syntactic transfer yapmak zorundasın. İngilizce'de noun phrase, objective nominal, tamam mı? Böyle olması lazım. Bunun İspanyolca'daki noun phrase'e çevirirken nominal objective'e çevirmesi lazım. İşte greenhouse, vardı ya greenwich, rich green. Böyle olması lazım ki noun phrase'e doğru bir şekilde çevirebilsin. Ya da verb phrase'e, adam verb phrase, verb, noun phrase, Fransızdaki de noun phrase verbmiş bu şekilde. Bu syntactic transferation, syntactic transferi. Bu da yeterli olmuyor. Semantik transfer de yapman lazım. Semantik transfer. Semantik transfer ne dedi? Kelimelerin manasıyla uğraşmaya başladığın zaman oluyor. Kelimelerin manasıyla uğraşmaya başladığın zaman oluyor. Some transfer requires semantic information. Semantic goals can... In Chinese, prepositions that express a goal, destination or benefactor occur before the verb, but those expressing a recipient occur after the verb. Anladınız mı? Çince'de bazen preposition oluyormuş, bazen postposition oluyormuş. O da fiilin şeyine bağlı diyor. Fiilin yapısına. Eğer preposition, amaç, hedef ya da faydalanan falan şey yapıyorsa, şey yapmaya çalışıyorsa before, ondan önce gelmesi lazım. Fiilden önce gelmesi lazım. Değilse fiilden sonra gelmesi lazım. Ama İngilizce'de hepsi bunların fiilden sonra geliyor. Verb artı preposition oluyor BP. Değil mi? Dolayısıyla İngilizce'den Çince'ye değişirken, yaparken o preposition'ın benefaktör mü olduğu, destination mi olduğu yoksa recipient mi olduğuna karar vermen lazım. Semantik analiz yapıyorsun. Semantik analiz yaptıktan sonra ancak karşı taraftaki sintaksın ne olduğuna karar veriyorsun. Bu da semantik transfer. Bu da semantik transfer. Değişik aşamalarda değişik şeyleri gözetmen lazım. Bunların hepsi o, nasıl okunuyordu ya şey? Vokua, aqua gibi, su gibi. Bir daha okusana. Söylesene mi? Ben de söyleyemiyorum ama sen yakın sensin, ben duyamıyorum. V ile başlıyor değil mi? Vakfa. Vakfa diyor. Ben ne tahmin etmiştim? Vakfu demiştim, vakfu demiştim. Ne demiştim ben? Vakfi demiştim değil mi? Vakfi demiştim. Her neyse. Bunun her yapısında, her şeyinde, seviyesinde değişik problemler var. Bunların altından elle kalkmak, teker teker kural yazmaya kalkmak insanların 1950'den 1990'a kadar denedikleri yöntemdi. 1990'da vazgeçtiler. Bunun hikayesi var kitapta, güzel anlatılmış. 1950'lerde mesela bunlar bu türlü şeyler bilgisayara yavaş yavaş oluşmaya başladığı zaman bu türlü şeyleri insanlar, yani birkaç aylık iş, birkaç ay içerisinde İngilizce'den Almanca'ya rahat çeviri yapabileceğiz falan gibi düşünceler çok söylenmiş. İyi para da yatırmışlar. Daha sonra işin çalışmayacağı falan görünce tamamen para kesilmiş. 1990'larda falan, 80'lerde, 90'larda tekrar alevlenmiş. 90'larda alevlenmesinin sebebi bu statistical machine translation. Ona bakacağız. Statistical machine translation'da elinizde olması gerekli tek şey ya da iki şey diyelim. İki tane paralel korpus ya da bytext deniyor bunlara. Paralel korpus ya da bytext. Ne demek paralel korpus? Bir tane text var İngilizcesi, bir text var Türkçesi. Yan yana. Ve bunlar işte birisinde 1 milyon tane, 1 milyar tane kelime var. Diğerinde 1 milyar tane kelime var. Bunları yan yana koyduğunuz zaman artık istatistik devreye girip
Çağ değişiminin nasıl olması hakkında konuşmaya başlıyor. Birazdan biz de onlara başlayıp onların hakkında konuşacağız. Peki bu türlü şeyler nereden geliyor? Tekstler nereden geliyor? Hangi kim oturmuş da 1 milyar tane kelimelik bir teksti diğerini çevirmiş teker teker? Çeviren yok bunu. Ama çevirmiş halleri var. Bunlardan bir tanesi mesela şu. Canadian Hansards. Şey demek bu, hani Kanada'daki parlamento, Kanada hani çok şey, çok dinli bir ülke ya. Fransızca ve İngilizce yazan da kullanıyorlar, her tarafında Fransızca ve İngilizce yazıyor. Parlamentolar da bunların tüm proceedinglerini, tüm kayıtlarını hem Fransızca hem İngilizce tutuyor. Tutmak zorunda, kanunu. Adamların 200-300 yıllık şeyleri var, demokrasi tarihleri var, hepsi bir kenara saklanmış. Ellerinde 300 yıllık dolayısıyla parlamentoda ne denirse, kim kime küfretti, kim kime ne söyledi, hepsine Fransızca ve İngilizce yazmışlar, bir kenarda bekletiyorlar. Parler korkusu bu. Bunu kullanarak güzel bunun üzerinde şey yapılabilir. Machine Translation eğitimi ve Machine Translation için tüm tool'lar geliştirilebilir. Ya da bazı şeyler var, hani bahsetmiştim, Arapça'da iki tane dergi var. Bu işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sürekli olarak İngiltere'de falan çıkmış bunlar. Hem İngilizce hem Arapça olarak çıkmışlar. İngilizce ile Arapça arasında bu türlü korpuslar, bu türlü korpuslar var. Şimdi yavaş yavaş bunlar daha çok birikmeye başladı. Nerede birikmeye başladı? Menülerde falan olmaya başladı. Gerçi menülerin çoğu bilgisayarla geliştirilmiş ama insanlar tarafından kontrol edilmiş şeyler bunlar. Korpuslar. Buna da yavaş yavaş olmaya başladı. Statistical MT, Machine Translation, dolayısıyla bu türlü korpuslara ihtiyacı var. Tamam. Şimdi formüllere başlayacağız. Statistik olduğu için bias'e gireceğiz. Bias'in sonuna kadar devam edeceğiz. Başka bir şeylerden falan daha bahsedeceğiz. Ama ilk önce neyi yapmaya çalıştığımızı bir bulmaya çalışalım. Adam diyor ki, a good translation, eğer bir translation yapıyorsanız bunun faithful olması lazım. Ne demek faithful? İşte source dilden target dile çevirdiğiniz zaman, target dildeki ifadenin source dile uygun olması lazım, faithful olması lazım, uyumlu olması lazım. Bu bir, tamam mı? Yani oradaki manayı saptırmaması lazım, aynı şeyi ifade etmesi lazım. Bu bir. İkincisi, target'a çevirdiniz ya, target dilin gramerine uygun olması lazım, fluent olması lazım, akıcı bir şekilde okunabilmesi, söylenebilmesi lazım. Yan yana kelimeleri belki getirerek faithful bir çeviri yapabilirsiniz. İnsanlar dediğiniz anlar ama bizim istediğimiz, machine translation istediğimiz fluency'nin de olması, gramer uygun olması, o dediğim kurallarına uygun olması. Bunların ismini belirlediğiniz zaman size bir tane şey vermiş, S verilmiş. Bu S'den T, öyle bir T üreteceksiniz ki S'den, öyle bir T üreteceksiniz ki hem T ile S arasındaki faithfulness yüksek olacak probability'si, hem de T'nin fluency probability'si yüksek olacak. Tamam mı? Bana öyle bir T bul ki bunu maksimal etsin. Ben o T'yi aldığım zaman çevirimi yapmış olacağım. Temelinde bu var. Machine Translation'ın, istatistiksel Machine Translation'ın temelinde bu basit formül var. Şu formülü nasıl açarsınız bana? Fluency T'yi. Verilen bir tane T. Fluent mi değil mi nasıl bulursunuz? Şu ana kadar öğrendiklerimizden söyleyebilmeniz lazım. Hocam gramlarına mı bakarız? Evet. Şeylerine bakarım değil mi? En gramlarına, trigramlarına bakarım. Chain rule'u var ya, chain rule'u. Chain rule'u ne yapıyordu? Verilen en tane kelimenin yan yana gelme ihtimalini ölçüyor değil mi? Trigramlara bakarak ya da en gramlara, five gramlara falan bakarak. Dolayısıyla fluency'ye bakmak o kadar zor bir şey değil. Faithful'a bakmak birazcık şey ister. Baya bir mekanizm istiyor. Ona bakacağız zaten. Arta kalanlar o faithfulness falan üzerine geçiyor. Yani iki tane cümle verilmiş. Birisi İngilizce, birisi Fransızca yan yana. Bu iki tane cümle birbirine ne kadar uyumlu cümleler? Onlara bakacağız. O uyumluluğu ölçmek için gerekli olan veri yapıları neler? Ve o veri yapıları nasıl hesaplanıyor? Arta kalan dersin arta kalanında bunlara bakacağız. Tamam mı? Devam edelim öyleyse. Sorusu olan yoksa. Tamam. Bu adamlar bunu yaparken Noisy Channel Model diye bir tane model kullanıyorlar. Temel fikir. Haberleşmecilerden almışlar bunu. Daha önce de kullanmıştık bu türlü şeyler. Fransızca
verilmiş diyelim ki. Assume that the sentence given was, assume that the source sentence was generated by a noisy transformation of some target language sentence and then used by Bayesian analysis to recover the most likely target language, target sentence that generated. Şöyle bir şey, F verilmiş size, F foreign, yabancı olan cümle, F cümlesi içerisinde M tane kelime var, tamam mı? Bunu İngilizce cümleye çevirmeye çalışıyoruz, içerisinde I tane kelime var. M ile I aynı olmak zorunda değil. Şöyle bir tane probability, given F, the probability of E. Öyle bir E şapka bulmalıyım ki bunu maximize etmeli. Adam şöyle düşünüyor, noisy channel model da şu. O F dilinde verilmiş cümle esasında İngilizce cümlenin gürültüye uğramış hali. Gürültüye uğramış şekli öyle çıkmış. Bu gürültülü bir şekilde açıklanmış, bir tane sinyal alıp ben orijinal sinyali çıkarabilir miyim? Bunu haberleşmeciler çok şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Analog bir tane sinyal gelmiş eline, tamam mı? Bu analog sinyal benim orijinal sinyalimden üretilmiş gürültülü bir sinyal. Bunun içerisinden gürültüyü çıkarmaya çalışıyorum. Speech processing'ciler çok kullanırlar bunu. Biz de daha önceden bunu şeyde kullanmıştık. Part of speech deneyinde falan kullanmıştık. Buna noisy channel model deniyor. Bir tane probability yazalım. Yani bu size verilmiş given F, what is the probability of E? Ya da given F, find E hat that maximizes this probability. İki tane cümle verildiği zaman bunu bulabilirsiniz. Ya da F verilmiş, bu F'e en uygun E'yi bulmaya çalışıyor. Probability'yi maksimal edecek E'yi bulmaya çalışıyor. Tamam, temelimizde bu...